Haydi bakalım. Direkt çift kil geldi ha. Güzel. Karus tarafı. Alko seninki bir tık önden gidiyor olabilir. Tamam. Doğru. O zaman sen sorduğun sorulara ben cevap vereyim, olur mu Togi? Bence ama gerçi alan dar. Ben bol tavana düşmeli bekliyorum bu arada. Ben de tonla düşme olacağını düşünüyorum bu arada. Bir 4 kill verdi. Magi Sice'lı şu an Perseverin kattılar. Evet, devam, sıkıntı yok. buraya da bir blink geldi. Toplanıyor şu anda burası. Ama zor toplanabilir. Yani şu an buraya toplaması da sıkıntı. Ben de humandan açayım ya Togi. Kafa karışıyor. Şöyle yapalım Malko. Ben Korto döneyim. Tamam, dön. Daha mantıklı geldi. Bence ikimiz aynı yerden izleyelim ki yorum yapabilelim. Evet. Karusasın, doğru mu? Evet, şu an Karus'tayım. Tamam. Yalnız biraz çok şişe oynuyorlar oğlum bunlar lan biraz. Ama hava üstün gibi şu anda. Abi güzel staff'lı VS Malkoç pata pata giriyorlar bak farkındaysan. Şimdi bir şey söyleyeceğim Tolga. Yalnerenin bu kadar içte olması doğru bir şey mi? Kanka Ama kaçacağı yer yok alan da ki. dar aslında. Ne Alan kadar da dar dışta da yine durabilir de ki? dışa durabilir kanka. Bak solda bayağı sola da açık yer var. Ama bam güm giriyorlar. Çok güzel bak bu. Vallahi 10 numara. Kan var, dehşet var diyorsun ha Togi. Tek atabilir şu anda hava. FR Attı. 45 Nova geldi Attı. geldi. Geldi mi? 2K'lı Nasıl? 8816 cam var Tolga. Tamam devam. MP set, MP set mi var şu an rotta? HP set var. 1200 SC HP set. Buffalo tarzı diyorlar Malkoç. Ne diyorsun? Abi tabi Furkan'ım. Meta'nın yeni üstadı diyorum. Ne yenisi? Meta'yı değiştiren üstad diyorum ben Buffalo'ya ya. Alucard kademe bile abone olmuş. Eyvallah. Duman tarafının yayını gitmiş. F5 dediler. Hemen açtım ben. Tamam ayarlarız. Tamam, yayın var şu an. Sıkıntı yok. Güzel belli 4 geldi ama kill gelmeyecek gibi. Vallahi Avayip ile Furi'yi sıkıştırdı şu an köprüye Togi. Kaçacak başka da bir yerleri yok Tabi. gibi. Blink açılmazsa sıkıntı orası. Şu an sıkıştırdılar usta. 33, 33, 33, 33 yani sıkıntı. Biri Oğuz ıslak gitti geldi lan. Toga. Ara vura vura. Ama diğeri 10 kaldı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Oğlum çok iç içe lan. Çok sıkıntılı vs Malkoç. Vallahi ben bu kadar Vallahi iç bak içe tam oynayamam sınırda bak. şu an. Furiler tam sınırda. Güzel bir Nova. Oo güzel. Ava'dan kill aldılar şu anda. Baskıyı. Oğlum soluk solu alan. Ben çok keyifliyim. Güzel hamle bence. Kör atıp yan lere staff'a gitmek. O nasıl düşmedi lan o DB'li? Yanlere fight'i izleyeceğiz burada biraz. Raducum tarıyor. Bak bu Bu sahne yanlere bana vs'si tanıdık güzel bir geldi. şey değil. Desperados vs Explosion gibi. Ama Tolgam doğru mu? Yalnız kesti ha Tolga. kesecek. Çekmez. Çekseler de ölür bu adam. Nova altında ölür. El atmaya geldi. Ya 10-10'u sikiyor. Price'ta bak el atmaya oh. geldi lan. Çok riskli bir Helal olsun olay. işte ha. Aleykümselam dostlar. Tersi alındı şu anda. Bak o Hel gördün mü Tolga? Nasıl bir riskten çıkardı gördün mü? O tek Tabii. 10K. DS oynadı abi. Yapıştırmaları lazım ya. Blinklerini alması lazım yanlarının iki tarafında. Tolga peki bir şey söyleyeceğim. Şu an diyelim ki gün sonu kimse kimseye torunu Skor sayılmıyor Malko. düşüremedi. Skor sayılmıyor okey. Yani Tabii. 0-0 devam ediyor öyle mi? Evet.
Tolga, sanki karşıdaki şeyin, Furinov'un novalarında sıkıntı mı var? Çünkü bu kadar yan layer'e içeride durup da hiç ölmemesi ya da DB'de mi sıkıntı var? Kanka yani kill alınıyor iki tarafında ama baskı verdiğin için baskı alamazsın şu anda ya adam. Ava'nın biraz baskı üstünlüğü var şu an çünkü Furi'ye karşı. Furi toplu kill çok veriyor şu an. Normaldir ya, dar vs'si ya. Ama iyi toparlayıp bence iyi iş yapıyorlar şu an. İki tarafta güzel yani. Ya iki ama kili... Ava'nın üstünlüğü var. Tabii iki kill alıyor ama devamı gelmiyor mesela. Orada da bir sıkıntı var bence Ava İble'de. Yani iki kill aldıktan sonra tabii adamları sürmesi lazım ama adamlar sanki hiçbir şey olmamış gibi toparlanıp tekrardan karşılık veriyorlar şu an. Buranın yaptığı şey, basma hamlesi biraz sıkıntı. Mana shield'e diyorsun değil mi? Mana shield çok dar alan. Nov altında mana sıfırlanır, blink'i atamazsın. Evet evet. Bak her skill'li gidecek yerde şu anda. Mesela Nova değer buraya. Mutlaka değer. Ama tabii çok şu an 30'u bunalttılar. Favori diye bir şey yok aslında ya VS'de. İki tarafta gibi düşün. Haper. Rodocum bildiğin genç yetenek gibi tarıyor ya. Ne diyorsun? Şu an çok rahat oynuyor ya. Aha. Bak işte burada bak. Burada sıkıntı, anladın mı? Kitti bir de. 4 kill geldi abi Furden. Yani ben one tarafına geçiyorum. Kanka aynı anda Nova atamazsın zaten. Daha yeni stop vs'si güzeldi. Bir stop vs'lerine girmesi lazım. Oğlum tarıyor Radu valla. Tekleyecekler Radu'yu. Şu an teklemeleri lazım. Çok içeri girdi. Bu vs'de tohuna düşme zor. Yani lr'lere çok teklemiyorlar. Mage vs'sinde sub atmak. Partiyi mor bırakıyor ya kanka. Bak işte. Kanka bak. Top tor atılması lazım böyle VS'lerde. Yani bu şekilde konuşmak saçma. Rodu'dan agresif. Rodu agresif blink çaktı. Böyle bir şey olabilir. İlk 10K'yı DB'ler alıyor olabilir bu arada. SC'li VS diye. Olabilir. Veya uzak da kalmış olabilirler ya. Nova değmemiş olabilir. Güzel atladı çünkü blink'i de. Koşarak çıktı tahminim. Aha. Şu an çiftliği şu an kuracaklar. Değmedi Radur. Kitlendi. Adamlar safa koştu. Nova 57 kombosu çok mantıklı bu arada. Yapar. Şu an onu yapmaya çalışıyor. Furin'in skor alması için bence taktik değiştirmesi lazım. Çok rahat oynatıyor bence Radu'yu ya. Aşırı yakın, aşırı rahat. Hey, üçlerinde falan oynuyor bayağı. Yani çok rahat bir şekilde şu an tekleyebilirler değil mi Malkoç mesela? Bak, çok bence yakın. De çok hep rahat tekleme mesafesindeler çünkü. Ama işte tekleyecek diye partisinden belki 2-3 kill verir ya. O da sıkıntı misal. İşte ama o yani skoru almak için... Pozisyona göre zaten ayarlayacak ya onu. Kill verdi şu anda. Ve kaçacağı yer şu yok. Şu an kaçacağı yer de yok. Aynen, ve Novası sıkıştılar. Açılacak galiba büyük ihtimalle. Safa girdiler arkaya. Blink geldi. Blink geldi bir tur. DB'li akürü gelmedi onun. Direkt topladı abi diğer tarafa. Yani alan daralması lazım biraz daha. Yani tohuna düşme şeyi olması için alanın kesinlikle daraltılması lazım bence. Yine terse kaçıp toplanabiliyor parti yani. Bruning komutta kendi bir kemer daha böyle birazcık daha şey olsa, kısa olsa evet. Büyük ihtimalle ikinci gün VS'sini burada atmazlar yani. Evet Kem. TCV'ler. Bak
Partiyi oraya toplama, canını yediğim. VS'nin ortasına parti mi toplanır? Adamın öldü amına koyayım. Vallahi öldürdüler adamı. Ya vuracaklar adamlara. Vurmazlar. Bir dakika dostum. Hemen başlayabilirler ya. Kendileri aralarında ayarlarlar onu. Başladılar. 10 numara. Biz hiç karışmıyoruz. Bak böyle olması lazım. Anladın mı? Bak şey yaptılar. Tak diye başladılar. 10 numara amına koyayım. Aleyküm selam. Skor yok Mert. Oo, lan tek kaldı. Ben Homan tarafından çok az bakıyorum. Tek novaları var, tek yiyebilirler bu arada. Ferik 570 geldi. Aa, çok güzel el geldi lan. Oğlum çok iyi zamanlamada el geldi he. Kombinasyonu da iyi yaptı aslında. 33-45-70 yaptı. Aleykümselam Cans. İki preste kit yemiş ya Togi. Olur. Orada. Radu boyuyor amına koyayım baksana. Bence bilmiyorum, o kadar rahat oynamamalı ya yenlere. Abi ya yani Malkaç o kadar rahat oynuyor ki. Yani şu an Furunov hiçbir şey yapmıyor bence. Sadece Nova. Kombinasyon yaptığı tek şey Nova bence. Yani birinin inisiyatif alıp oradan bence bu konuşması lazım şu an bu pozisyonda. Tabii canım baksana adam işlerin yani BR35 bile atıp rahatsız etmen lazım yani senin. Çünkü hiç bilin harcamıyor yani. Agresif atıyor her bilinmeyen. Tabii. Çıkar bugün skor çıkar. Kesin çıkması lazım ya bu BS'de. Keyiflendim ben. Ben fena keyifliyim bak. Dur dikkat izliyorum öyle söyleyeyim. Abi ben yan layer oynarken en sevmediğim şey Malkoç şu partinin EP'lerine bakıyor olmak zorunluluğu var ya bak. Tabii. Acayip tilt ediyor beni. Ben en son kamerada kendimi izledim Malkoç. Benim gözler bir sola bir sağa bir sola ortaya gidiyor amına koyayım. Yani bu arada Furu 2 kill aldı burayı. Evet. Bir nova daha geldi. Maskeyi kırdı. Kanka rakı öncüm elini kaldırmaz DB Preston kolay kolay. Agresif bir ilk geldi Radu'dan. Sarıyor. Preston tavada. Tanıdık diyorum oğlum. Abi manonları küfür mü edeyim? Manyak mısınız oğlum? Bu hakem olaylarında hep her zaman hakeme kaldırdılar. Ben bana bir şey söyleyeceklerini düşünmüyorum ya. Gayet açık ve net yönetiyorum. Eğer ki taraflı yönettiğimi düşünüyorlarsa siktesin gitsinler amına koyayım, başka adam ayarlasınlar. Orospu çocuğum, götümde kocaman et var amına koyayım. Gelmişim burada VS'yi sunuyorum. Hakemlik yapıyorum. Varsa bunu yapabilen gelsin yapsın abi. Benlik problem yok. Gösteriyorum Kalex'cim. Tabii. Oo. Tek mage mi? Tek mage. Kaldırtmazlar. 2-0. Sadalıcı aleykümselam. Dur oldu dostlar. Avayibli 2 yaptı durumu. Çıkar kanka. Çıkmama ihtimali yok bu arada. Price kilitlenmiş olabilir. Aleykümselam dostum.
Çok Eren atmadık. Öyle kenara geçip bir VS atmadık. Geldim. O taşın orası. Tam sıkıntı yok. Dediğim gibi VS sonrası konuşuruz. Zaten problem edeceğini düşünmüyorum karşı tarafında. VS sonrası daha netleştiririz, anladın mı? Gerekiyorsa. Ne kadar efendice konuşuyoruz abi. Bu DC var. Bundan da uzurdum ben. O yüzden cuman. Radu da böyle gösteriyor. Adam buraya geçti diyor. Gördüm amına koyayım. Hazır mısınız? Tamam, yazacağım. Hazırlarmış arkadaşlar. Yazıyorum ben. Tamamdır. BBVS'si BBVS'den çekildi arkadaşlar. Okudum çekilme nedenini de. Mert sen bilirsin. Bana özelden yazar mısın? Hakan abi, DB buffer'ı kimi önerdi de kabul edilmedi? Daha kurmuş. Fark çok iyisin. Bunu mu? Eugene'le Utku. Tamamdır. Buyurun arkadaşlar. Bu info bende vardı. Ama tam netleşmediği için söylemek istemedim. Neden kabul etmedi? Çünkü iki ekip, o ekipler başka soruda oynuyor diye edilmedi galiba. Yani neden kabul edilmediğini Mert'e sorarsanız o daha iyi açıklar. Çekilmiş olmuyor tabii ki de ama sonuçta kabul edilmeyince çekilmiş oluyorsun VS'den kanka. Şu an sıkıntı ekibinde. Şimdi arkadaşlar bu olaya kendi yönünüzden de bakmanız gerekiyor. Evet, benim klanım BBB. Ben şunu açık gönüllülükle söyleyeyim. Ben kabul eder miydim? Edeceğimi düşünmüyorum. Onlar etmiyor diye kızıyor olmak bana saçma gelir. Bu da benim hani kendi klanımıma yapmam gereken yorumu bu yani benim. Ya şöyle düşünün. Tardy vs atacak. Başka sorudaki Magi ekibin komutçusu ve buffer'ını getirecek benim vesaire. Ben kabul etmezdim. Klasifik. Evet. Adamların kabul etmemesini yadırgamak saçma burada. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Larry'i çok iyi teklediler bu arada. Ama Nova'sı yokken teklenmesi işte direkt çekilecek. Ama şu an Nova'sı dönüyor. Parti iç içe kalacak. Şu an düşürürlerse Berek 5.70 yapacaklar. Yaptılar. TR33.70 yaptılar. Güzel. Kabul edilebilir bir şey değil ki. Zaten ben de onu söyledim ya kanka. Ben kabul etmezdim dedim. Tabii birleşirse açabilir. Ben sıkıntı ekibinin yani hiçbir kızdığım hiçbir nokta yok bu evrede, öyle söyleyeyim. Yapması gerekeni yaptı bence.
Evet, Suat'ı sıkıntı ekibiyle Fade ekibi dönüyor. Gel Berat'ım, hoş gelirsin. Vallahi ben 9-11 BF'sini kendi saatimi arkadaşlarıma saldım. Çünkü amına kodumun serverında bir taş kesilmeyince, bir taş Karus tarafı alamayınca bir baktım Karus tarafında bir tane melek kalmadı. Sağ olsun. Hepsi uman bastı. Allah razı olsun. Müthiş. Ya vallahi bak. Yani seni hiç söylemiyorum Mert. Lan bir baktım. Hani ortada geçiyordu Karusu uman ırkı. Ertesi gün bir baktım. Gidemedim boğulu, anladın mı? Tabii. Problem. Yan lere'yi tekliyorlar. Yan lere patlayabilir. Kitlendi üzerine. Tabi akşam PK'sında ben bu amına kodumun melee ekiplerini göremiyorum. Ananı sikim. 9-11'e bir bakıyorum. Karşımda 50 tane melee var. Köpek gibi 50 tane melee var. Kardeşim. Ben anlamadım. Siz değil miydiniz amına koyayım ırk üstünlüğünden muzdarip olan? Ne oldu da aynı? Yani şöyle düşünün. Karus'ta 3 tane mele parti sayıyorum. Human'da 13 tane sayıyorum. Oğlum rekabetçi adamsınız amına koyayım siz hani. Ağlamak gibi olmasın da. Taş biraz sıkıntıya gitti. Unex'cim 2-0 available önde. Available önde. Abi adamlara da hak veriyorsun kanka yani. Ya gerçi hak verilecek bir noktası var mı? Bilmiyorum ya. Pahalı çarlar. O farmın orada kesin net atılması lazım 2 saat. Zorunlu PK günü koyalım. Oldu zaten diye biliyorum benim. Yok zorunlu PK dediğimiz ne? 9-11'e mi? Yok kanka. Ya gün abi bu server'ın PK'sı 2 server'da da çok iyi gidiyor. Tek önemli olan şey server 2'de felonun kesilip server 1'e geçilmesi direkt. Jere sonrası prime time zaten herkesin zaten çıkıyor olması lazım. Ama abi herkes hep her gün şey olmuyor ya, sıkıntı oluyor. Aa! Lan! Abi Fury skor aldı. Güzel bak.